Herkese merhaba arkadaşlar. Osmanlı Devleti duraklama dönemi soru çözüm videosuna hoş geldiniz. 17. yüzyılda şehzadeler sancağa gönderilmeyip sarayda gözetim altında tutulmuşlardır. Şehzadelerin sarayda tutuldukları bu bölüme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nde sancağa çıkma usulü kaldırıldıktan sonra şehzadelerin günlük hayatlarını yaşadıkları ve eğitim gördükleri yere şimşinlik adı verilmiştir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin batıda kazandığı son meydan savaşı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nin batıda kazandığı son meydan savaşı Haçova Meydan Savaşı'dır. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda eski siyasi gücüne ulaşmak için birçok devlet ile mücadele etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yüzyılda mücadele edilen devletlerden biri değildir? Rusya, Fransa, İran, Avusturya, Venedik. Doğru cevap B. Fransa'dır. Avcı lakabı ile bilinen Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemi padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Avcı lakabı ile bilinen Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemi padişahı 4. Mehmet'tir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde arayış yılları olarak bilinen duraklama döneminde medrese eğitiminden geçmeyen küçük yaştaki çocuklara ilmi rütbe verilmesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Kanuni Kadim, Beşik Ulemalığı, Hale-i Osmaniye, Kafes Usulü, Ekber ve Erşad. Doğru cevap B. Beşik Ulemalığı'dır. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Kutsal İttifak devletleriyle yaptığı savaşlar arasında yer alır? Ciğerdelen Muharebesi, Zenta Muharebesi, Salan-Komen Muharebesi. Osmanlı Devleti Kutsal İttifak ile yaptığı Ciğerdelen, Zenta ve Salan-Komen savaşlarında mağlup olmuştur. Savaşlardan sonra Karlofça Anlaşması imzalanmış ve Osmanlı Devleti ilk kez büyük oranda toprak kaybetmişti arkadaşlar. Doğru cevap E, 1, 2 ve 3'tür. 17. yüzyıl Osmanlı duraklama döneminde savaş, sel, yangın gibi devletin paraya ihtiyaç duyduğu kritik durumlarda sıkça toplanan vergi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Bennak, Osmanlı Devleti'nde toprak sahibi olan babalarının yanında yaşayan erkeklerin evlendikleri zaman ödedikleri vergidir. Anam, küçükbaş hayvan üzerinden alınan vergi. Geçit, İstanbul dışındaki yerlerde sürülerin geçitlerden geçişi veya sürü sahibinden hayvan başına alınan vergidir. İhtisap, şehir ve kasabaların pazar ve panayır yerlerinde alınan vergidir. Doğru cevap D. Avarızdır arkadaşlar. 17. yüzyıl Osmanlı duraklama döneminde 2. Viyana kuşatmasının ardından Osmanlı'yı Avrupa'dan tamamen atmak için kurulan Kutsal İttifak devletleri arasında aşağıda verilen devletlerden hangisi yoktur? Kutsal İttifak devletleri Malta, Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya'dır arkadaşlar. Fransa bu devletler arasında değildir. Celal isyanlarını baskı ve şiddet yoluyla bastıran ve 1. Ahmet döneminde sadrazamlık yapan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Fazıl Ahmet Paşa, Kuyucu Murat Paşa, İbrahim Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, Taruncu Ahmet Paşa. Doğru cevap B. Kuyucu Murat Paşa'dır. Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan ilk anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Duraklama döneminde Osmanlı-Rus savaşları ilk kez başlamış ve ilk Osmanlı-Rus anlaşması olan 1861 Bahçesaray Anlaşması imzalanmıştır arkadaşlar. II. Osman'ın katıldığı aşağıdaki seferlerden hangisi askeri sorunların kaynağını yakından görmesini sağlamıştır? II. Osman ordu üzerinde otorite kurabilmek için Lehistan üzerine yapılan Hotin seferine bizzat katılmıştır. Bu sefer sırasında Yeniçerilerin isteksizlik ve disiplinsizliğini gören genç padişah Yeniçeri ocağını kaldırmak istemiştir. Bu isteği Yeniçeriler tarafından duyulunca 2. Osman tahttan indirilerek öldürülmüştür arkadaşlar. Doğru cevap A. Hotin'dir. 17. yüzyılda 36 devlet adamının idamıyla sonuçlanan Çınar olayı, Vakai Vakvaki hangi Osmanlı padişahı zamanında yaşanmıştır? Bu olay 4. Mehmet zamanında yaşanmıştır. 1601 yılında 773 gün boyunca Habsburglara karşı direnen ve Kanice kahramanı olarak anılan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Kanice kahramanı Tiryaki Hasan Paşa'dır arkadaşlar. 17. yüzyıl Sıratların devlet politikası haline gelememesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sorunlara kalıcı çözüm getirilememiş olması, batıdaki gelişmelerin takip edilmemiş olması, bazı çevrelerin Sıratlara engel olmaya çalışması, baskı ve şiddet durumunda benimsetilmeye çalışılması, ıslahatların kişilere bağlı kalması. Islahatların devlet politikası haline gelememesinin nedeni ıslahatların şahıslara bağlı olarak yapılmasıdır. Bu durum ıslahatçıların ölümünden sonra yeniliklerin yarım kalmasına yol açmıştır. Doğru cevap E'dir.
1596 yılında Haçova Meydan Savaşı'nda büyük bir zafer kazanarak Eğri Fatih unvanını alan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Eğri Fatih 3. Mehmet'tir arkadaşlar. Özellikleri aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle ilgilidir? Kutsal İttifak'la yapılan savaşlar sonucunda imzalanması, Osmanlı Devleti'nin ilk defa büyük toprak kaybına uğraması, Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki egemenliğinin sona ermesi. Doğru cevap E. Karlofça Anlaşması arkadaşlar. Bağdat Fatih olarak bilinen 4. Murat döneminde çeşitli alanlarda yetişmiş fikir adamlarının olduğu dikkate değer bir dönem olmuştur. Bu devirde yetişen fikir adamları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 4. Murat döneminde çeşitli alanlarda yetişmiş fikir adamlarının olduğu dikkate değer bir dönem olmuştur. Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Koçi Bey, Nefi, Hazreti Ahmet Çelebi gibi önemli ilim insanları yer alırken Nedim bu döneme ait değildir arkadaşlar. Nedim Lale Devri'nin ünlü şairidir. Osmanlı Devleti'nde veraset sistemini değiştirip kardeş katli yasasını kaldıran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nde veraset sistemini değiştirip kardeş katli yasasını kaldıran Osmanlı padişahı 1. Ahmet'tir arkadaşlar. 17. yüzyılda yaşanan Celali isyanlarına gruplarından hangilerinin katıldığı söylenebilir? Medrese öğrencileri, sipahiler, asker kaçakları. Celali isyanları Anadolu'da ekonomik, toplumsal, siyasal ve benzeri nedenlerden dolayı çıkan isyanlardır. Celali ayaklanmalarına her kesimden katılım olmuştur. Suhte adı verilen medrese öğrencileri, topraksız köylüler, asker kaçakları, toprakları elinden alınmış eski sipahiler, yerel idarecilerin baskı ve adaletsiz yönetiminden şikayetçi olan kitleler Celali isyanlarına destek vermişlerdi arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneğidir. 1, 2 ve 3'tür. Yukarıdaki ıslahatları yapmak isteyen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Saray dışından evlenme geleneği, Şehriyar'ın yetkilerini sınırlandırma, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma isteği. Doğru cevap A. 2. Osman'dır. 4. Murat'a sunduğu raporunda Osmanlı Devleti'nin hasta bir insana, devlet adamlarını doktorlara, yapılacak ıslahatları ise ilaçlara benzeten 17. yüzyılda yaşamış ünlü bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Katip Çelebi, Tarunca Ahmet Paşa, Koçi Bey, Evliya Çelebi, Köprülü Mehmet Paşa. Doğru cevap A. Katip Çelebi'dir. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti Avusturya ile Zitva Torok, Vasfar, Zişlove anlaşmalarından hangilerini imzalamıştır? Zişlove Anlaşması 1791 yılında imzalanmıştır. 18. yüzyılda ilgilidir arkadaşlar. Doğru cevap D. 1 ve 2'dir. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle ilgilidir? Osmanlı Devleti doğuda Engin'in sınırlara ulaşmıştır. İran ile imzalanmıştır. Osmanlı Devleti'nin İran ile yaptığı ve doğuda Engin'in sınırlara ulaştığı anlaşma 1590 yılında imzalanan Ferhat Paşa Anlaşması'dır arkadaşlar. 4. Murat döneminde yazdığı hiciv şiirleri sebebiyle idam edilen Siham-ı Kaza adlı eseriyle bilinen ünlü şair aşağıdakilerden hangisidir? Naima, Baki, Nefi, Fuzuli, Nabi. Doğru cevap C. Nefi'dir arkadaşlar. Osmanlı Devleti duraklama döneminde hangi savaş sonucunda Fas, Osmanlı hakimiyetine girerek Osmanlı Devleti Atlas Okyanusu'na ulaşmıştır? Peter Varadin, Badüyüsel, Kurut Savaşı, Kırım Savaşı, 93 Harbi. Doğru cevap B. Badüyüsel Savaşı'dır. Osmanlı Devleti'nde Nemçi olarak anılan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nde Nemçi olarak anılan devlet Avusturya'dır arkadaşlar. Yukarıda hakkında bilgi verilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 4. Murat döneminde imzalanmıştır. Osmanlı-İran sınırının çizilmesini sağlamıştır. Zagros Dağları sınır kabul edilmiştir. Soruda hakkında bilgi verilen anlaşma 4. Murat'ın Bağdat Seferi sonrasında İran ile 1639'da imzalanan Kasr-ı Şil'in anlaşmasıdır arkadaşlar. Osmanlı Devleti duraklama döneminde yukarıdaki alanların hangileriyle ilgili olarak ıslahat yapılmıştır? Kültürel, askeri, hukuk. Osmanlı Devleti duraklama döneminde askerlik ve ekonomik alanda ıslahatlar yapmıştır. Kültürel olarak Lale Devri'nde, hukuk alanında ise dağılma döneminde ıslahatlar yapılmıştır. Doğru cevap B'dir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ilk kez bir Şeyhülislam'ı idam ettiren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Ahmet, 4. Mehmet, 4. Murat, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Osman.
Doğru cevap C. 4. Murat'tır arkadaşlar. Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Paşa'yı idam ettirmiştir. Videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.